Peki şöyle söyleyeyim e, sayın başkan. Eskiden ateşten gömlek derdik ama bu kez lafta değil. Niye lafta değil? Önce küçük sorundan başlayayım, sonra büyüğüne geçeyim. Galatasaray'ın kısa vadede Haziran ayında ödemesi gereken Mustafa Muhammed'in bir bonservis bedeli var. Sayın Elmas döneminde ödenemedi. 1 Temmuz'da son tarihi. 5 futbolcunun bonservis taksiti 6 milyon euro. Futbolcuların 3 aylık ödenmemiş paraları var içeride. Hatta bazıları FIFA'ya gitme e, düşüncesinde olanlar var. Torrent gönderilecek 1,5 milyon euro tazminat maddesi var. Sportif direktör Sensi Bile'nin bir e, tazminat maddesi var. Yani Galatasaray'ın çok ciddi bir sıcaklara ihtiyacı var. Nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Önce bununla başlayayım. Bu küçük problem. <laughs> yani, <Küçiyormuşsun. gülüyor> yani büyüğüne daha sonra geçeceğim. <laughs> Şimdi e, vallahi tebrik ederim siz bizden daha fazla bilgiye sahipsiniz. biz Çünkü Sayın Burak Elmas ekibi davet edilen 30 Nisan'daki dönemde bir gizlilik sözleşmesi, e, anlaşması imzalatarak bize mali bilgileri paylaşacağını söylediler. Biz bu bilgileri alamadık kendilerinden. <laughs> Bilgi sahibi olmuş olduk bu vesileyle. E, aşağı yukarı 25 milyon euro civarında bir ödeme olduğu söyleniyor Temmuz sonuna kadar. Evet. Bunun içinde söyledikleriniz de vardır Hayır. herhalde. Yapacağımız iki tane şey var. Bir, bundan hepsi futbolcu borcu alacağı değil. Ticari borçlar da var bunun içinde. Tabii. Bütün sözleşmeleri masaya yatırıp şartlarına bakacağız. Bir. İkincisi bunlardan yayılabilecekler var mı? Onları inceleyeceğiz. Yayılamayacaklar da varsa sponsorlarımız vasıtasıyla bunları karşılayacağız. Sponsorlar onlar hazır yani. Evet. evet. Tahmen. Ama hı, -hı. Şunu vurgulamamız lazım. Sıcak para nedir daha doğrusu? Yani mesela diyelim ki sizin kendi kişisel servetiniz de olabilir. 25 milyon euroyu koyunca artık hibe söz konusu değil. Bu zaten geri almalı bir durum değil midir? Değil. Kulübü borçlandırmak değil mi yani? <laughs> Aynen bu zamanlar da böyle oldu. Bakın hep bir kasa kolaylığından bahsediyoruz. Evet. Kasa kolaylığı aslında Galatasaray Spor Kulübü değil, bütün Türkiye'de kulüplerin başına gelmiş en büyük bela. Neden? Borçlanma kapasitesini artırıyorsunuz kulübün. Sonra o parayı alıp gidiyorsunuz giderken. Hı. Hatta bazıları faiziyle oluyor. Evet. Tamam. bu bir şey mi? Yok. Tahsil ediyor alacağını. Ama o zaman ben şuradan parayla geliyorum demeyecekler onlar başında. Hı hı. Birincisi bu. İkincisi burada sorumluluklara bakacağız. Elbette ki. Daha önceki başkanların vermiş olduğu taahhütlere bakacağız. O taahhütler çerçevesinde bu paraları harcadılar çünkü. Hı hı. Evet. Sen başkasının parasını harcıyorsan bunun sorumlusu olman lazım. Dolayısıyla bizim eee kulübü çevirmek için gerekli olan sıcak parada bir sıkıntımız yok. Onu söyleyebilirim. Bizim sponsorlarımız hazır ama sponsorlarımız da biz çözüm ortağı olarak görüyoruz. Hadi ver şu kadar para git bir şey karışma olmaz onun için de Galatasaray hiç bir zaman aynı sponsorlarla çalışamıyor. Yani repetitif sponsoring yok. Eee Galatasaray'ın mali sorunları hep vardı. Yeni olmaya devam edecek ama bizim mali sorunları dışarıdan taşımasıyla değil de Gelir kaynakları yaratarak ve de delikleri kapatarak yapacağız. Şimdi bakın bu paralar nereden çıktı? Siz çok daha iyi biliyorsunuz. Cagney-Falkov transferi 50 milyon eurodur. Artına bu dönemde 28,5 milyon euro da son dönemde geldi, 26 milyon. Toplaya 80 milyon euro diyeyim. E, 250 milyon dolar borcun neredeyse üçte biri. Heh. Bunlardan bir verilimlik sağladık mı? Yok. Şimdi hep bahsediliyor. İşte X şahıs şu kadar parayla geliyor, bu kadar verecek. Bankalar Birliği Sözleşmesi'ni e, borcu ödeyip kapatacak filan. Bir dakika biz Bankalar Birliği Sözleşmesi'ni neden imzalama durumunda kaldık? Son 4-5 yıla gidip mali raporları okuması lazım değerli üyelerimizin. Bu borç neden ikiye katladı? Kimin zaman ikiye katladı? Ha, Bankalar Birliği Sözleşmesi bugünkü e, değerlendirmeme göre benim için maliyeti bakımından avantajlı bir sözleşmedir. Ben Divan Kurulu Başkanlığı yaparken, rahmetli Mustafa Cengiz Kulüp Başkanı da biliyorsunuz, Divan'da bu sözleşmenin imzalanış şeklini ve camiaya duruluş şeklini en çok eleştirilenlerden bir tanesiydim. Hı hı. Ama şimdi yiğidi öldür hakkını mi? Bugünkü makroekonomik şartlara baktığınız zaman %70 enflasyonların konuşulduğu bir konjonktürde değil mi? referans faizi artı yani 16 lira bir buçuk, yani on altı buçuklara gelen Türk lirası kullanmak büyük avantajdır. Şimdi ben bunu kapatıp çıkacağım demek yani bütün ekonomi kurallarına ters düşer. Siz başka yere değerlendirebilecek bir paranız varsa bu kadar, onu yüzde otuzlarla plase edin, evet. daha çok fayda sağlar. Siz yani bu durumlarda en iyisi borcu ödememektir. Amiyane tabiriyle. <laughs> böyle bir avantaj var. Başkası düşünsün demek yani. yani böyle düşünmek lazım. Doğru. Evet. Şey, Bankalar Birliği Sözleşmesi var. Dediğim gibi şu anda ekonomik olarak avantajlı bir sözleşmedir. Ama Galatasaray'ın ödemesi gereken de bir ilk dönem faizi var. Hı hı. Şimdi Bankalar Birliği Sözleşmesi bir ödemesizlik dönemi vardı biliyorsunuz. Evet. Yani bunun amacı ne? Bir kendinizi toparlayın. Size bir can suyu veriyorum. Biz bu can suyu gitti. Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir hazırlık yok. Değil mi? 90-90. Size söylediğiniz ödemeler var. Bankaday Birliği'yle oturup bütün kulüplerin yaptığı, biz de müzakere etmemiz söz konusu. Bunu hep planladık. Hı hı. Bu konudaki girişimlerimiz hazır. Bunları 9 yılın sonunda ötelemek lazım. Büyük sorun değil. Force majeur. müşbir evet, yani sebep. Pandemi, Ukrayna krizi ve ülkedeki ekonomik. Yani yayıncı kuruluşta para yok. Hastalık düştü. Halkın satın alma gücü düştü. Evet. Yani yok böyle bir şey. Buyurun sözünüzü kestim. Büyük sorun diye bahsettiğim buydu aslında Sayın Başkan. Yani Galatasaray bugün günde sadece faiz olarak 1.1 evet. milyon TL para ödüyor. Bu anlaşma gereğince. 2.6 milyar TL toplam borcu var. Ve her yıl 400 milyon TL de faiz ödüyor. Yani bu nasıl ortadan kalkacak? Bu gerçek bir defa. Onun için de yönetilebilir, sürdürülebilir borç diyorum. Eğer siz... Popülist yaklaşımlardan bahsettik. Bunlara dayanarak devamlı ben para getireceğim, şunu alacağım, bunu alacağım derseniz borç kapasitesi artacak. Bunun altından kalkamazsınız. Mutlaka verimlilik sağlaması şart. Eğer hayal satmaya başlayıp ve bunu da yerine getirmek için borçlanırsanız, zaten bir defa şu anda kurum borçlanması söz konusu değil. Heh. Spor yasası var, bankalar e, birbirine yapılan sözleşme var. E bir de harcama kriterleri var biliyorsunuz Futbol federasyonu Heh. Belki de bunlar iyi oldu biliyor musunuz? disiplin etti insanları. Bir 10 defa düşüneceksin bir defa harcarken. Peki bütün bu konuşmalar içinde kusura bakmayın Kusur sadece. Galatasaray taraftarı tabii ki kulübün sorunlarını bir kenara bırakır ve geldiğinde mutlu olmak ister, başarılı olmak ister, başarının peşinde koşar. Elbette. E, sizin bu konuşmalarınız genel anlamda kulübün yapısıyla alakalı ama ve lakin Galatasaray taraftarını da endişelendiren bir durum var. Eşref A. Amcaoğlu gelirse Galatasaray sportif bir küçülmeye gidecek ve bir 5-6 sene Galatasaray Spor Kulübü özellikle amiral gemisi futbolda hep geride mi kalacak noktasında? Ki hani konuşmalarınızı Galatasaray taraflar bu şekilde algılıyor genel olarak. Buna karşı söyleyeceğiniz bir durum var mı? Sportif küçülme olacak mı yoksa sürülebilir derken? Misal diyelim ki marka ederini buldu satıldı fakat sizin bir çalışmanız vardır. Aynı marka ederinde bir futbolcuyu daha yerine koymak mıdır? Ben de parantez açıp tamamlayayım. E, Eşref Hamamcıoğlu gelirse futbolcuları satacak diye bir iddia var. Marka, <laughs> Kerem, Nelson gidecek diye. Satacak mısınız? Yani işte bakın iddialar oluyor. Algılar yaratılıyor. Ben bir defa düzenli bir disiplin bir insanımdır. Başkasının. Ben bir arkadaşlığına beraber bir vekaletnameyle geliyoruz. Bu vekaletname nedir? Genel kurulun sanda attığı oylardır. Bir defa bunun sorumluluğunu taşıyan insandır ve gerçekleri bilen insanız. Eşref Hamamcıoğlu kulübü bir çünkü Eşref Amcaoğlu iş hayatından bilir ki küçülerek büyüyemezsiniz. Bir. Öyle bir şey söz konusu değil. Galatasaray her zaman başarıya koşan, rekabetçi ve mücadeleci bir takım olacaktır her branşta. Bunu herkesin not etmesi lazım. Yine şampiyonda oynayacağız. Ama bu şampiyon olmak için parayı har vurup harman savurmayacağız. Bu küçülmek demek değildir. Bu verimliliktir. Son seneye bakalım. sen küçültüldü mü? Para harcanmadı mı? Sonuç? Ortada. Bir sene önceye bakalım. Sayın rahmetli Usta Cengiz zamanında bir gol averajla şampiyonluk kaybede. şampiyonluğu kaybetti. Evet, Takımın değeri neydi? Ondan önceye bakın. Hep mücadeleciyizdir. Baskete bakın. Voleybola bakın. İlle para şart değil. Şu anda Galatasaray'a lazım olan ne biliyor musunuz? Doğru organizasyondan bahsediyorum. Ahlak ve akıl ve doğru evet. organizasyon. Biz bunu yapabilecek kapasitedeyiz. Dediğiniz gibi ederini bulursa futbolcu satılır. Hem onun önünü açarsınız, kişisel gelişimine faydalı olursunuz. Hem de daha iyilerini alabilirsiniz, daha mücadelecilerini alabilirsiniz. İsimler sayıyorsunuz, bunlar evet dolaştırılıyor, bunların bonservis servis zamanları geliyorsa bakılır, ellerini bulursa satarsınız, daha iyisini koyarsınız yerine. Bu daha iyisi, ondan daha pahalı birini alacaksanız Aynı ki. potansiyeli yani daha iyisi noktasında işte e, orada hep insanlar diyor ki işte Kerem Aktürkoğlu'nun daha iyisini nasıl bulacaksınız? Ya hatta Kerem Aktürkoğlu'nun daha iyisini zaten iki katı fiyat alırsınız. Belki de orada bir iletişim <laughs> problemi var. Siz yine aynı potansiyele ulaşabilecek oyuncudan e, elbet, mı bahsediyorsunuz? Elbette ki Sayın Dam. E, seyircilerimiz bunu çok, taraftarımız çok net anlasınlar. Şimdi Kerem Aktürk e, varken evet. iki sene evvel bu kadar iyi miydi Kerem? Galatasaray Genişten, buldu, tabii. getirdi. Öyle değil mi? Bunlar önce hı. yöneticilerimiz onu e, belirlediler. E, bizim de böyle e, ne derler radarımızda oyuncular var, futbolcular Zaten Galatasaray'ın kurtuluşu da burada. Hı hı. Hem kere önünü açmak lazım eğer satılması söz konusu. Buna da ben karar vermem. Tabii başka başkan olarak onu aldım bunu sattım benim işim değil. Hı. Bu bir komite işidir, çalışma işidir. Getirirler e, onaya. Bütçemize uyuyorsa, temel felsefemize uyuyorsa, beklentileri karşılıyorsa her türlü karar alınır. Ama Ahmet'i alacak, Mehmet'i satacak da spekülatif bir şey. Ama dediğim gibi dediğim, sportif AŞ'de, Borsa'da Kote. Baktığınız zaman en önemli varlığı da futbolcular. Envanterde varlar. Evet, envanterde. Hatta amortismana tabi hepsi. Evet. Dolayısıyla bunları çevirmek lazım. Bütün dünyada böyle. Profesyonellik bu demek değildir. Yani şunu unutmamak lazım. Galatasaray Spor Kulübü profesyonel bir kulüptür. Ruhumuz olmalı. Yetiştirerek satmamız lazım. Keşke 3'e mahalletimizi 5'e satabilsek. Evet. Ama 5'e aldığımızı 3'e satarsak sıkıntı oradan, oradan, oradan Ama geldiğimiz durum o Geldiğimiz durum o Peki ben e, Son iki şöyle bir soru sormak istiyorum son... Daha sonra evet. biraz abi sana bırakayım e, Birincisi şu Burak Elmas dedi ki Galatasaray'da Kısa vadede barış sağlanamaz Ben inanmıyorum dedi 2010 yılından bu yana da Galatasaray kulübü Ne yazık ki olağan genel kul e, Seçimli genel kul yapamıyor hep ibrahsızlıklar. Bir, bununla alakalı ne söylersiniz? İki, göreve seçilmeniz halinde TÜZÜK Tadil Genel Kurulu düşünüyor musunuz? Sondan başlayalım. Ee, cevabım evet. İki tane genel kurul yapılacak biz seçildikten sonra. Bir tanesi bütçe genel kurulu. Şu anda kurulun bütçesi yok. Yani kabul etmiyoruz bir şey değil. <laughs> Harcamalar yapılıyor. Tadil bütçe yok. Bir, ikincisi TÜZÜK Genel Kurulu. Neden TÜZÜK Genel Kurulu? operasyonel olarak kulübün önünü açmak lazım. Şunu kastediyorum. Bir, mali yılların dernek ve sportif açıda senkronize olması lazım. Konsolidasyon çok zorlanıyor. Raporlama çok zorlanıyor. İkincisi, şimdi genel kurullarda yaşanan en büyük sorun ne biliyor musunuz? Artık genel kurullarımız çok uzun sürüyor. Bakın, son genel kurulda 61 kişi söz istedi. Kısa konuştular. 10 dakika konuşsa 600 dakika yapıyor. 10 saat. 10 saat yapıyoruz. 10 saat. E geldisi gittisi zaten söz iste ara ver döner ye 12 saat. Tabii kapalı oylama bir gün. kapalı oylama bir gün. Şimdi bir defa elektronik oylamanın konması lazım. Bizim tüzük tadil önerilerimizde ben divan kurulu başkanı kendi çalıştım bunlara. Elektronik oylama olması lazım. Bütün modern yani devletler cumhurbaşkanını seçiyorlar. Biz başkanımızı karar alamayacağız mı Allah aşkına? Yarım saatte biter bu iş. Bir. İkincisi genel kurulun iki günde yapılması söz konusu olması lazım diyoruz. Birinci gün konuşmalar, konuşmalar, Birinci güne katılanlar kartlarla ikinci gün oylamalara katılsınlar. Yani o iradeyi göstersinler. Aksi takdirde e, milyon dolarlık kulübün bütçesini 50 kişiye onaylıyor, reddetiyor. Ondan sonra da iyi yönettin, yönetmen Böyle bir demokratik irade e, olamaz. Başka konular da var. E, i̇dari ibrazlık. Söz konusu var. Görüyoruz ki bu konuda ısrar etmek lazım. Çünkü hukukla tüzük ters düşüyor. Oysa bizim tüzüğümüzü bizi onaylayan, onaylayan da aynı hukuk. Evet. Ama demek ki böyle bir değişiklik var. Ee, bunu da bir gözden evet. geçirmek lazım. Belki, şimdi işte idari ibrazlık konulduğu zaman, bir sarı karttı biliyorsunuz. Ya yani baktık dikkat et, Memnun değiliz işiydi. Sonra abartılmaya başlandı. Neden abartıldı? Bu idari ibrazlıklar hep idari olarak ibra etmeyenler ama suçlandı veya eleştirildi. Evet. Bir tarafta da ibra edilmeyenlere de bakmak lazım. Onların eksikleri neydi? Benim bir üye olarak gözlemim şu. Eğer sizi seçen genel kurulun iradesine ters düşüyorsanız sıkıntı çıkıyor. Bunun çok net anlaşılması lazım. Örnekleri de e, var mı? Biraz evvel sohbet etmiştik. Şimdi burada tekrar evet. e, gündemi onunla oluşturmayalım istiyorum. Galatasaray'da sevgi olmaz diye bir şey yok. O kimsenin hadi sevgi olsun, hadi sevgiyi kaldıralım demesi olacak bir iş değil. Ama sevelim sayalım çiçek böcekle de, de olmaz bu iş. Güven ve samimiyet şart. Ve şeffaflık şart. Bunun için bu sevgi ortamı kalkıyor. İkincisi en temel eksikliğimiz de bence insanların birbirini yeteri kadar tanımaması. Sosyal tesis eksikliği. Biz şu anda birbirimizi sadece dijital ortamlarda tanıyoruz. Birbirimizin vücut lisanını görmüyoruz. Ali Naci bana bir şey söylerken veya ben ona söylerken veya Ilgaz'a söylerken gergin mi? Benim cevabıma nasıl bir reaksiyon veriyor? Görmüyorum. Herkes onu. saat 11-12'de oturuyor klavyesinin başına. <laughs> dayan. İyi midir? Kötü müdür? Ben aynı şeye maruz kalıyorum. Hı hı. Dolayısıyla bunun oluşması için sosyal test işinde kavramını da e, geliştirmemiz lazım. Bir tane sosyal tesis mesela kalamış. Ben Yeşilköy'de oturuyorum. Gidemiyorum. Ama ada olsa veya farklı bir olsa daha rahat giderim. Hedeflerimizden bir tanesi de bu. Sevgi ortamı olmaz diye falan bir şey yok. Yani Türkiye'deki toplumsal erozyon neyse Galatasaray'da da oluyor, biraz gecikmeli geliyor. Böyle bakmak lazım. Burada bütün biz üyelere görev düşüyor. Ee, tabii ki taraftar e, transfer bekler, teknik adam bekler. O yüzden taraftar içinde bir soru soralım. Teknik adam için yabancı e, antrenörle çalışmayı düşündüğünüzü açıklamıştınız bir isim ipucu vesaire belli mi daha doğrusu o isim? Mancini konuşuldu, Dezer bir konuşuldu. Yani Mancini sanki biraz açık söyleyeyim bana biraz fantastik geldi Sayın Başkan ama İtalya milli Şimdi böyle bir kararımız yok dediğim gibi. Buna ben karar vermem. Ekibimiz karar verir, getirir. <laughs> ama seçilmemiz halinde de hazırlıksız olmamak için temasta olan bir ilk tur görüşülen hocalar oldu. Bunların içinde Mancini de oldu. Ben görüşmedim bir defa hiçbirisiyle. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla geldiğimiz zaman hay Allah şimdi ne yapacağız demeyeceğiz. Bizim bütün sadece futbol değil bütün fonksiyonlarında, finansta, pazarlamada arkadaşlarımızın yapacakları ilk 3 3 iş belli. Önlerinde liste var hepsinin. Bu da bunlardan bir tanesi. Evimizde bir short list kısa listemiz var. Hocalarla ilgili yabancı olmasını e, arzu ediyoruz elbette ki ama mutlaka İtalyan olacak diye bir şey yok. Almanya'da da temaslarımız oldu. E, Balkan ülkelerinde temaslarımız var. Dolayısıyla e, konuya bakış açımız böyle ama bir ipucu söz konusu değil. Yani bir kararımız olmuş olsaydı derdim ki size 5'ten evet, e, 2'ye indi. İkisinden birisini e, alacağız. Ya, o ya Yok. Olması da çok doğru değil. bir sıfatla insanlarla el sıkışalım. Bir de Galatasaray'ın teknik direktörü var tabii. mevcut tabii. Yani Doğuşmamak lazım. Tabii var. şimdi beğenirsiniz beğenmezsiniz. Sayın Torrent'in bir sözleşmesi var. E, zaten gelmeden yıprandı e, Torrent. E, torrentin gelişiyle e, torrentin yerine geldi. Hocamızın gidişinin aynı olmaması lazım diye düşündüğümüz zaman eleştirdik çünkü o şartları hatırlayacaksınız. Hı -hı. Burada ha. Galatasaray'ın kurumsal itibarı da önemli. Bir o kadar da paydaşlarımızın, sayın torrent ve iç şahsının kişisel itibarı da önemli. Bunlara çok saygı göstererek yapmak lazım bu işleri. Bir hocamız var, sözleşmesi var. Emin olun sözleşmesinin şartlarını sizin kadar bilmiyoruz biz henüz. Gelmedi e, çünkü yani rapor gelmedi. Gelmediği gelmedi görmek evet. lazım. O yüzden sözleşmeleri okumamız lazım diyor. Hı hı. Biz, bizim ekibimiz iyi sözleşme müzakere eden bir ekip. Ben de o konuda fena derimdir. Dolayısıyla e, bakacağız. Bir rapor almak lazım kendisinden. Bu kadar emek vermiş e, ekibi. Değil mi? Değerlendirmek lazım. Yani Galatasaray'daki en büyük eksik ne biliyor musun? Biraz sevgisizlik de oradan geliyor. Geçişleri iyi yapamıyoruz. Ayrılıklar sevdaya yönetim. dahil olmuyor. Efendim? Ayrılıklar, vedalar sevdaya dahil olmuyor. Halbuki en çimentosu olması lazım. Yani kimse çivi çakmayacak ki buraya işte. Biz seçilirsek iki sene kalacağız. Ondan sonra bakacağız. Ha. Biz de isteriz ki bizden sonra iyi bahsedilsin. Ha. Doğru. Şey bu. Sportif AŞ şey için bir sürpriziniz var mı Sayın Başkan? Adnan Öztürk'ten sonra yani geçen hafta Abdurrahim Albayrak iddia edildi, ortaya atıldı falan. Ee, bir sürprizim olabilir ama ne kadar sürprizdir bilmem. Yani Galatasaray'da hiçbir şey sürpriz değil. Hepsi camianın içinde olan insanlar. Hepsi birbirinden değerli. Abdurrahman'ın çok eski bir arkadaşım, dostum. Biz 2001 yılında beraber aynı yönetimde çalıştık. O zaman Güzel. e, tam çok iyi bir Galatasaraylı hizmet geç. Onun gibi başka Galatasaraylılar da var. Ama öyle bir e, Abdurrahim Bire, sportif AŞ'de olacaksın diye bir anlaşmamız, bir mutabakatımız söz konusu değil. Zaman zaman konuşuyoruz, kulübü değerlendiririz. Eee istişarede bulunduğum arkadaşlarından birisi. O kadar onun ötesinde bir şey yok. Yani herhangi bir spekülasyona gerek yok. Onu da yıpratır. Bizleri de yıpratır. Dolayısıyla şey bizim tavrımız açık ve net. Benim iletişimim de çok nettir. Böyle bir şey yok şu anda. Çok kısa iki şey soracağım. İlk sorum şu Galatasaray 14 yıllık bir şampiyonsuzluktan sonra 7 Haziran'da şampiyon olmuş ve sonrasında biz hep şunu gördük. Galatasaray'da o zaman da çok ciddi bir mali problem vardı. Ama verakis 84 yılında Jüpiter vali getirebilecek kadar vizyoner bir akıl ve sonrasında bu vizyonerliği ilk mağazacılık olarak atan eşya piyangolarıyla ile bu işi başka bir yere çeken Galatasaray taraftarına her daim sürece verici Vallahi olarak de. değil aynı zamanda alıcı olarak da katan bir akıl vardı. Galatasaray bu sevgisizlik ortamından sebep insan kaynaklarını yönetemiyor mu yoksa Galatasaray'da artık o zamanki vizyoner insan yetişmiyor mu? Birinci sorun bu olacak. İkincisi de. E, belki de sizin e, bu süreçteki en büyük önünüzdeki engel e, divan kurulu başkanı iken e, Sayın Mustafa Cengiz yönetimiyle yaşamış olduğunuz aksettirilen veyahut da gözüken insanların algıladığı problemlerdi e, 12 e, Haziran e, daha şöyle diyeyim 12-13 Haziran'da mazbatasını alan eğer seçilirse e, Eşref Hamamcıoğlu o dönemki divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu'na nasıl bakardı hangi eleştirileri yapardı birinciden başlayalım Zordan kolaya doğru gidelim de söylüyorum. <laughs> Şimdi e, tam da hayal ettiğimiz sizin söylediğiniz gibi bir yüfter var evriminin başlaması Galatasaray'da. Vizyoner, olgun bir kişilikti. Başkanlarımızda yönetimlerimizde öyleydi. Ve Galatasaray'da çok uzun yıllar mirasını yediğimiz bir temel attılar. Evet. Şimdi harç bitti, <laughs> yapı paydosa geldi. Ve ondan sonraki işte popülizm ve istikrarsızlıklar bizi bu yönetilemez duruma getirdi. Galatasaray'ın sorunu sadece mali değil Emin olun, kurumsal olarak da yönetilemez durumda. Çöktük. Heh. Gerçek bunu kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla bir defa idari reorganizasyonel yapılanmayı yapmak lazım. Her şeyi yeniden bakmak lazım. Bunun için de radikal at adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz. Bu antrenörlerin seçiminden tutun profesyonellerinin, performanslarının takibine kadar giden bir süreç. Amatör şubelere bakmamız, yönetim kurulunun kulübe yön vermesi ama icraatın içinde olmaması gibi konular ve verimlilik ve deliklerin kapatılması. Bu ille küçülmek demek değil. Tekrar ediyorum. Kesinlikle küçülmemiz söz konusu. Galatasaray küçülmez. Heh. Küçülerek büyüyemezsiniz çok net. Dolayısıyla böyle bir evrim bizim en büyük hayalimiz. Biz geçenlerde genç arkadaşlarımızdan birisi sordu. Eşref abi dedi. Sizden nasıl bahsedilmesini istersiniz ekibinizde yönetmen? Biz, bizden şöyle bahsedilmesini isteriz. Bu insanlar zor durumda geldiler. Söylediklerini yaptılar. Hakikaten temele iki sıra taşta e, bunlar koydu. Kulüp yeniden ayağa kalkma emaresi gösteriyor. Bir evrim başladı. Bunun üzerine hadi biz de devam edelim. Güvenilir iyi insanlarmış desinler bizim için. Tek hedefimiz bu. Heh. ikinci İkinci konuya gelecek olursak. Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu seçildiğim zaman yönetim kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu arasında hiçbir fark olmaz. Çünkü ben kişiliğimi, şahsiyetimi yaptığım göreve göre değiştirmem. Bu da böyle bilinir. Bu bazen negatif algılanmakla beraber beni bu konuda takdir eden, değerlendiren daha çoktur. En azından ben kendime bu anlamda çok güveniyorum. Benim eğilmem, bükülmem, yalanım olmaz. Rahmetli Mustafa Cengiz döneminde de benim kendisiyle kişisel hiçbir tartışmam veya anlaşmazlığım olmamıştır. Ben divan Kurulu'nun bana vermiş olduğu görev çerçevesinde, tüzük çerçevesinde görevimi yapmaya gayret ettim. Rahmetli Mustafa Cengiz başkan da kendisine genel kurum vermiş olduğu yetkiye istenilen kendi görevini yapmaya gayret etti. Burada ortak payda. İki kurulun da yönetim kurulunda ve divan kurulunda Galatasaray'ın faydasına çalışmasaydı. Bu faydaya ulaşma yollarımızın farklı olduğu çıktı ortaya. Bu da tüzükten kaynaklanan nedenlerden dolayı. Burada Sayın Rahmetli Mustafa Cengiz Başkan'ın belki tüzüğü veya Galatasaray Camiası'nı bizlere göre daha az bilmesinden kaynaklanan başlangıçtaki sorunlar vardı. Belki benim de ve arkadaşlarımın Galatasaray'ı fazla sahiplenmesinden gelen fikir ayrıtları olmuştur. Yöntemlerimiz farklıydı ama ortak sevda Galatasaray'dı. Görüyoruz ki ben size söyledim. Mesela bankada Birliği Sözleşmesi'nin örneğini verdim. Evet. Şekil şartı olarak yani divanla ve camiyle paylaşılması olarak eksikti ve eleştirdik. Ama içerik olarak o zaman da doğruydu. Şimdi de doğru olduğunu görüyoruz. O bakımdan benim davranışımda bir fark olması söz konusu değil. Ben ekibine güvenen, ekibiyle çalışan ve Galatasaray'a faydalı olmak için e, bu işe giren e, bir Galatasaray gönüllüsü bir insanım arkadaşlarım. Onun dışında başka bir şey beklemesin hiç kimse benden. Farklı bir şey beklemesin diyorum. Peki. O zaman e, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür sıkışık ederiz. bir takviminizde geldiniz. E, Baş başa programında Sayın Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'da Eşref Hamamcıoğlu konuğumuzdu. E, bundan sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.